Darlığı sebebiyle seçimi evet. daha sonra yine konuşuruz. Tamam. Başka şeylerde ama ben bu yabancılar üzerinden birkaç şey söyleyeyim bu bölümde. Evet, Fikret Bey'in söylediği gibi 1951 Cenevre Sözleşmesine taraf olan ülkemiz açısından mülteci kabulü sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle sınırlıdır. Yani Avrupa'dan gelmeyen hiçbir harekete mülteci statüsü vermek bu anlamda mümkün değildir. Çünkü coğrafi bir e, sınırlama getirmiştir, çekince koymuştur e, Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dolayısıyla mülteci kavramı bambaşka burada yanlış kullanıyoruz. Göçmen olarak bazen e, tanımlamaların yapıldığını da görüyoruz. Göçmen statüsü de doğrudan Türk kökenli insanlara e, yönelik bir statüdür. Yani Türk olmayan işte. Çeşitli coğrafyalarda burayla aidiyeti bulunan kişilere göçmen statüsü verilir. Buradaki Suriyeliler geçici sığınmacı, geçici koruma altındaki kişilerdir. Bunlar hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz vardır. Buna göre bu kanun hükümlerine de göre yani hukuken bu statüde bulunan geçici koruma altındaki kişilere vatandaşlık verilemez. Ev alırlarsa verilemez. Ev alırlar. Ya e, o işte istisnai hükümler dediğimiz başka taraflardan istifade edebilirler. İşte ev alırlar ama 400 bin dolar harcayarak ev alabilecek bu sığınmacılardan kaç tanesini görebilirsiniz. Şimdi ya da vatandaşlık kanununun bizim e, ilgili istisnai vatandaşlık hükümleri gereği Cumhurbaşkanına verilmiş bir e, yetki vardır. Bu da even işte ülkeye katkısı olabilecek, katma değer yaratabilecek işte sanatçıdır, e, bilim adamıdır vesaire gibi bir takım kişilerin yani vatandaşlığa alınmasından fayda sağlanacak kişilerin istisnai vatandaşlığa geçirilmesidir. Şimdi bu da 800 küsur bin bugün olduğu açıklanan bu geçici sığınmacılardan vatandaş yapılmasını haklı ve şey Kılacak bir e, uygulama olmadığını gösteriyor. Doğrudur şu anda hukuksuz bir şekilde bana göre bu kişiler vatandaşlık verilmek suretiyle ki bu bir denetime de açık olmadan hiçbirimiz tarafından da yani bunun şeffaf olmadığı için kimlerin vatandaş kabul edildiği hangi niteliklerinden dolayı alındığı o nitelikleri taşıyıp taşımadıkları hususunda da bir veri yok elimizde. Şimdi ne var? düzensiz bir şekilde kevgire dönmüş bir sınırlar, kevgire dönmüş ya. Yani bu ülkenin iki tane acil sorunu vardır. Birisi şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik yıkım. Bu ekonomik yıkımın kitleler ve işte Türkiye'ye yarattığı bu çökmüş sistem. İki, bu sınır güvenliğinin ortadan kalkması dolayısıyla işte bu sığınmacılar üzerinden bu düzensiz göç dalgalarının yarattığı bir Gelecek güvenlik kaygısı. Bu her ikisi Türkiye'nin en acil sorunudur. Şimdi bir taraftan diyoruz ki efendim işte Suriye'den bu savaştan kaçan şey olan. Evet içlerinde ben Fikret Bey'e katılıyorum. Bunu yaşayan bu acılardan dolayı yerini yurdunu terk etmek zorunda olan kişiler elbette vardır. Bunlara elbette e, kucak açılmalıdır. Elbette bunların sorunları giderilmelidir. Ama bu ne kadarıdır? Ve nasıl denetleniyor? Bu, bu bile ortada meçhul. Kaldı ki ya Afganistan'dan gelenler açısından, Pakistan'dan, gelenler. Pakistan'dan gelenler açısından hangi savaştan ne şekilde kaçıyorlar? Ya da işte ya bay, da o savaştan diyelim ki kaçıyorlar. Suriye'ye gidip ondan sonra bayram bitince tekrar gelenlerin yok, yani, nasıl bir hayatı teyze? Yani hadi kaçıyorlar diyelim savaştan. Ya arada 2000 kilometre bir İran'ı geçiyorlar. Evet. Yani niye orayı nasıl geçiyorlar? Nasıl ellerini kolları Yani o savaştan sallayarak... ancak Türkiye'ye gelince mi kaçıyorlar? Evet. İran'da kalınca kaçmıyorlar mı? O... Aradaki diğer ülkelerde kalınca kaçmış olmuyorlar Neden? mı? Neden onlar bunlara hiçbir karşılık vermiyor? Yani kavimler göçü gibi bu eski hani çağlardaki. Yani evet. oluk oluk binlerce, on binlerce insan dağları, taşları, ovaları aşarak ve hepsi erkek. Hepsi 25-35 yaş aralığında. Çoğu. Hepsi genç. Çoğu. Genç hepsi mi? atletik din çoğu. E şimdi bu kişiler kim? Niye geliyorlar? Nereye geliyorlar? Bunların kayıtları nerede tutuluyor? Bunlar bunların entegrasyonu için ne gibi bir politika izleniyor? Nasıl bir yerleşim politikamız var? Nerelerde yerleşiyorlar? Bunlar hakkındaki yürütülen eğitim, sağlık vesaire şeyleri nedir? Şimdi bir şey söyleyerek kapatayım. Ya bu hakikaten gerçek bir beka sorunudur bu. Gerçek bir beka sorunudur. Bunlar vatandaş yapılamaz. Bunlar koşullar yerine getirildiğinde Elbette ki güvenlik bir e, içerisinde geldikleri yere geri gönderilmelilerdir ama o gönderilmeleri ya işte sınırdan öbür tarafa atıyorum Mevlam e, sizi bundan sonra kayırsın şeklinde değil uluslararası platformları harekete geçirerek insan hakları örgütleri devreye sokularak o ülkelerle geldikleri ülkelerle yani Örneğin Suriye ile oturup konuşmak zorundasınız bir diplomatik ilişki kurarak bu sorunu çözmek, barışçıl bir yönde çözmek zorundasınız. Böyle çözülmelidir. Ama bu iktidarın hiçbir surette insani duygularla ya da insani reflekslerle hareket ettiğine bana kimse inandıramaz bu konuda. Eğer öyle idi ise ya iki sene önce siz değil miydiniz otobüslere bunları doldurup Meriç kıyılarına götürüp Yunanistan'a oradan Avrupa'ya doğru sınırları açtık hadi geçin diye bunları zorlayan ve bir kısmının orada göz göre göre ölümüne sebebiyet veren sizin o uygulamanız değil miydi? O zaman insani değildiniz de şimdi mi insani oldunuz? Ya da o zamanki o politikanız ne idi? Şimdi burada hem bundan siyasi bir rant devşirme, işte Bunlardan Türk vatandaşlığına geçiren, geçirilenler üzerinden yüzde bir, iki, üç, beş her neyse bir oy kaygısı olduğu kadar bunu Avrupa Birliği'ne karşı bir koz olarak tutup oradan efendim işte meteliğe kurşun atar hale gelmemizin bir sonucu olarak bunu bir pazarlık konusu yapıp oradan da işte birkaç sıvapla şurayla burayla ya da bir yardım üzerinden para elde etmeye çalışmak. Nasıl kaşıkçı cinayetini işte Suudiler'e devrederek oradan bir para beklentisiyle bunu yapıyorsanız, hı hı. nasıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmiş günlerdeki bütün sözlerinizi YouTube yeniden bir sayfa aç e, açtığınızı bize ilan ediyorsanız, hı hı. oralardan nasıl bir maddi menfaat peşinde koşarak bir para pazarlığı üzerinden politikanızı değiştiriyorsanız, burada da Avrupa Birliği ile bu sorunu sürekli taze tutarak, burada bir kargaşa ve tehlike e, olduğunu onlara en üst perdeden göstererek böyle bir pazarlık gidiyorsunuz. Merkel'in bakın 2015'e kadar yaklaşık 10 yılda bu ülkeye ziyareti 3. Şöyle bir karıştırdım, 3 kere gelmiş. 2016 ile 2017 arasında 1,5 yılda ziyareti 5. Yani bu göçmen... Şey, bu göç hareketi arttığında efendim işte buradaki düzensizlik ve bunların bilerek bunları böyle düzensiz bırakıp bilerek buradaki kaos ortamını bilerek altını harlamalarının Avrupa tarafındaki görüntüsünü kullanarak efendim işte bir pazarlık buradan nasıl elde ederiz? Nasıl işte ee, aman bize bunları göndermeyin aman göçmenleri burada tutun biz sizin insan hakları ihlallerinize de göz yumarız. Biz sizin buradaki demokrasi ayıplarınıza da ses çıkarmayız. Efendim biz eskiden olduğu gibi bunlara yüksek sesle karşı çıkmayız deyip anlatabiliyor muyum? Buradaki hukuk dışı uygulamalarınıza yeni bir alan açma kaygısıdır. Ama evet. bu bir milli beka sorunudur. Milli beka sorunu özellikle seçime yaklaşılırken pek çok kesimde de endişe konusu haline geliyor. Çok olarak. haklı bir endişe. Acaba, e, zaten insanların şüphe ettiği seçim güvenliğine bir de bu <laughs> faktör mü etkileniyor? Yani bir de seçmen mi yaratılıyor diye. Ha böyle bir durum yoksa da ilgili yetkililer çıksın rakamları açıklasınlar öyle değil mi Cengiz Bey? Yani sayı şu desin, şu ana kadar vatandaşlık verilen sadece bu desin. Ondan sonra ortada seçimin kaderini etkileyecek hiçbir şekilde durum yoktur desin. O kişiler şuralarda ikamet etmektedir desin. Efendim muhalefet isterse bu bilgileri onlarla da paylaşabiliriz desinler. Onlar da kontrol edebiliriz desinler. Yani bu konuda endişe İşe duyan kesimleri rahatlatmak imkansız değil iktidar çevreleri için. E, izleyicilerimiz de <laughs> endişeli. Mehmet Güner diyor ki, kardeşim diyor, bence diyor yarın sokağa salacak kitleler içinde biriktiriyor, biriktiriyor olabilirler bu insanları. Şimdi bundan şüphe duyan bir yurttaşımızı ikna edecek açıklamalar gerekiyor otoriteler tarafından. Bunların yapılması gerekiyor. E, yine aynı şekilde Hilmi Taşkın diyor ki, dünyada en çok geçici sığınmacı barındıran ülke haline getirildik. Ve sığınmacı sayısı giderek bilinçli şekilde arttırılıyor. Bir içimiz e, Suriye sınırındaki mayınların işte neden zamanda temizlendiğini hatırlatıyor. Herkeste bir endişe var. Bu iş ne oluyor, nereye gidiyor diye bir endişe var. Ee, Gökmen Bey bir sayı gelmiş onu söyleyebilir miyim? Çok kısa miyim? hızlanmamız lazım bu arada hepinizi hatırlatayım buyurun. Estağfurullah Karabük'ten bir Karabük'le ilgili bir arkadaşım göndermiş. Karabük'te okuyan üniversitede okuyan öğrencilerle beraber 2700 Suriyeli 86 İranlı <laughs> ayrıca Kamerunlu Özbekistanlı Mısırlı Yemenli Filistinli Tacikistanlı ve Somalili mülteciler varmış. Hani biz hep Afganlar ve Pakistanlılar <laughs> veya Iraklılar hmm. diyoruz. Kamerun, Özbekistan, Mısır, Yemen, Filistin, Tacikistan, Somalili, İranlı, Suriyeli bunlar yalnızca Karabük'tekilerin sayısı. Evet. Cengiz Hocam bu konuyla ilgili çok kısa yorumunuz varsa <laughs> alabilirim.